programına hoş geldiniz. Bugün herbalist İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün hangi konuları konuşacağız? Evet, mide bağırsak rahatsızları, alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, vaktimiz olursa karaciğer yaralanması ve kalp rahatsızları. O zaman mide ve bağırsaktan bahsedelim. Evet, gastrit, ülser çok çok yaygın günümüzde. Milyonlarca insan gastritten, ülserden muzdarip. Gastrit nedir? Bildiğiniz gibi mide mukozzasının tahrip olması nedeniyle ortaya çıkan iltihap, yara. Evet. Eğer tedavi edilmezse gastrit, yani mide mukozzasının iltihaplanması zamanla yaraya dönüşür ve ülser oluşur. Ülser de tedavi edilmezse ne olur? Kansere dönüşür. Allah korusun. Gastritin sebebi genellikle %80 Helicobacter pylori isimli bakteriden kaynaklanma. Helicobacter çok çok tehlikeli ve akıllı bir bakteri. Evet. Bu bakteriyi diğer bakterilerden ayıran şey, bakteri mide mukozasına yapışmadan önce kendini mide asidinden koruyan özel bir sabun köpüğü gibi köpük üretir. Bu köpük sayesinde mide asidi bakteriye zarar veremez. Bakteri midenin mukozasını, yani sümüksü deriyi deldikten, altına geçtikten sonra köpüğü atar, tahribata başlar. Gastritin sebebi %80 Helicobacter pylori'den, yani bakteriden kaynaklanır. %20 virüs ve mantarlardan kaynaklanır. Yani burada sadece bakteri rol oynamaz. Bazen mantar ve virüsler de gastrite, ülsere sebep olabilir. Peki İbrahim Bey, birçok kanalda ve internet sitesinde görüyoruz. Bağırsaklardaki mantardan kaynaklandığını söylüyorsunuz. Evet, bağırsaktaki mantarı henüz geçmedi. Gelelim yavaş yavaş sırasıyla. Şimdi şöyle, eğer ki gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıkları bakteriden kaynaklanıyorsa Helicobacter pylori, bu bakteriyi yok etmek gerekir. Bakteriyi neyle yok edeceğiz? Midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori'ye karşı dünyada en etkili bitki bildiğimiz lahanadır. Evet. Lahananın birleşiminde çok etken madde var. Vitaminler, mineraller, enzimler, lifli maddeler vesaire. Fakat çok çok özel bir madde var. Bu nedir? Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Bu metilmetilyonun sulfonyum bromit midede gastrite, ülsere sebep olan bakteriyi yok eden en etken maddedir. Fakat lahanayı haşlarsanız bu amino asit yok olur, etkisi kalmaz. Kaynatırsanız etkisi yok olur. Hatta mikserde çekseniz ısınırsa yine etkisi yok olur. Bu nedenle biz bunu özel bir metotla üretiyoruz. Bir, iki, lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Sürekli ve uzun süre kişi lahana suyu içerse guatra sebep olabilir. Bu nedenle bunun yan etkisini giderici özel bir formül geliştirdik. Özel bir formül. Nedir bu özel formül? Bunun birleşiminde beyaz lahana, kırmızı lahana, at kuyruğu otu, ısırgan otu, efendim tarçın, adaçayı, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki var. Ve bu yan etkisini de sıfırlayarak midedeki en ağır gastrit, ülser, hatta pangastrit, bütün mideyi iltihap kaplamış dahi olsa tedavi edilebilir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller çeşitli zamanlarda klinik araştırmalar yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarla, deneylerle binlerce insanı tedavi etmişlerdir. Yani lahana suyuyla. Biz bunu çok çok daha etkili hale getirdik ve yan etkilerini ortadan kaldırdık. Yani sadece bir lahana suyu değil bu. Çok özel bir formül. Evet.
Bağırsak rahatsızlarına geçecek olursak, bağırsak rahatsızlarının genellikle mantardan kaynaklanır. Neden mantarlar bağırsaklarda çoğalıyor? Aslında her insanın bağırsağında mantar var. Evet. Çok az miktarda. 1 gram defacette 500 ile 1000 adetse problem değil. Her insanda mantar var. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri bulunur. Bu 2 kilo bakterinin %99'u nedir? Faydalı bakteridir. B2, B3, B6, B12, B9 vitamin üretirler. Yağları yağ asidine, proteinleri amino aside, karbonhidrata, glikozlara dönüştürürler. Yani bağırsaktaki faydalı bakteriler olmadan bir insanın yaşaması mümkün değil. Peki ne oluyor da faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor? Günümüzde insanlar aşırı oranda kimyasal ilaçlar, antibiyotikler, antihistaminik, antidepresan, ağrı kesici vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyor. Kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Yerine çok çok tehlikeli olan mantarlar yerleşir. Mantarlar ne yapar? Mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir. Mantarlar üretmiş olduğu bu toksik maddeler bağırsak mukozası çok hassas. Bağırsak mukozasını yakar, kavurur. Bağırsak mukozası yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak artık yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela ince bağırsak günde ortalama 3,5 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından birisi bizim için çok önemli. Nedir? Diaminoksidaz. Bu enzim oranı azalırsa bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda devamlı depolu bulunur. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demektir. Histamin yükselirse kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef gibi alerjik hastalıklar, diri hastalıklar ve birçok hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle mantarı yok etmek gerekir. Aksi takdirde kişide çok çok zincirleme hastalıklar ortaya çıkar. Peki İbrahim Bey, mantarı neyle yok edeceğiz? Evet, güzel bir soru. Mantara karşı şu görmüş olduğunuz bitkinin ismi aloe vera. Aloe veranın dünyada bilinen 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis, bu yaprakların üzerinde beyaz benekler, kenarlarında böyle diş gibi ince tikenleri var, çok narin. Bunun şu yaprağını kopardığınızda yaprağının içerisinde şöyle jel gibi sümüksü süngerimsi yapışkan bir madde evet. var. Peki İbrahim Bey, yiyor mu bu bitki? Ya şimdi alışkan olan bir insan aloe verayı, benim gibi alışkan bir insan aloe verayı yiyebilir ama alışkan olmayan bir insan yiyemez. Mesela bu jeli, aloe veranın bu yaprağının içerisindeki jeli gözü ağrıyorsa bir kişi ağız gözünü kapatarak şöyle gözüne sürebilir. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani toksik bir madde içermiyor. Zararı yok. Bu aloe veranın birleşiminde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırma, Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantara karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Binlerce bitkiyi incelemişler. En sonunda aloe veranın mantara karşı, bağırsak mantarına karşı. Bir, iki, Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sivilce, ekzema, sedef gibi hastalıkları iyileştirdiği belgelenmiştir. 3. Tayland'ın, sonra ben bunu yerim, şuraya koyalım da. Ben bakayım. Evet, tadına bakabilirsiniz. Çok acı. Çok acı, evet. Ama bana acı değil. Çünkü benim bünyem alışkın. Ben sürekli aloe vera yediğim için benim için fark etmiyor. Tayland'da yapılan klinik araştırmada ise
şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Yine aloe vera'nın Japonya'da Hiroşima, bu atom bombası atılan şehirde Fushiyama Üniversitesi var. Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile ilgili yapmış olduğu klinik araştırmada hücre yenileyici, ne demek? Erken yaşlanmayı önleyici, kişiyi genç, dinç, dinamik tutar, zinde. Bayanlarda özellikle yüzde kırışıklıklar olur vesaire, çok bundan muzdarip olurlar. Ne derler? Özellikle kaşlarında, gözlerin kenarında kaz ayağı. Kaz ayağı. Derler. Bu tür kırışıklara karşı taze taze de sürülebilir. Bayanlar böyle. Aloe vera'nın birçok binden zaten faydalı yönü böyle var. Böyle sürebilirler. Kozmetik olarak da kullanılıyor. Kozmetik olarak kullanılır sanayide vesaire. Fakat aloe vera'yı dünyada doğal üreten bir firma yok. Amerika'dan büyük firmaları dahi doğal üretemiyorlar. Neden? 20 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Binden fazla etken madde var. Fakat çok az miktarda aloin var. Nedir bu aloin? Şayet aloini sıfırlamazsınız, bu aloe vera'nın birleşimindeki aloini uzun süre kullanamazsınız. Şişkinlik yapar, ishal yapar, vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olur. Bu nedenle Amerikalı, Avrupa'nın ve Asya'nın firmalar ne yapıyor? Aloe vera'nın bu içindeki jeli çıkarıyorlar, büyük kazanlarda kaynatıyorlar ve içindeki ne oluyor kaynattığı zaman? Vitamin, mineral, enzim, lifli madde, her şey yok oluyor, ölüyor. Kaynattıktan sonra içerisine sonradan sentetik vitaminler, mineraller, enzimler katıyorlar. Neye yaradı? Sonra da diyorlar ki bizim üretmiş olduğumuz aloe vera etkili. Etkisi %5'e düşüyor. Bugüne kadar dünyada aloe verayı ilk ve tek doğal bir formülle geliştirerek üreten tek kişiyim ben. Hamdolsun başardık. Çok güzel. Şöyle bir özel bir formül geliştirdik. Aloe vera jel. Aloe vera jelin birleşiminde çiçek balı var. Limon suyu, sirke var. Aloe veranın jeli var. 19 çeşit bitki var ve bu 19 çeşit bitkinin özelliği neden 19? 19 Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça açılımı. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi, bu kelime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım kelimesinin 19 harften, Arapça harften oluşur. Bu nedenle bu formül de 19 bitkiden oluşur. Var. Evet. Peki İbrahim Bey, o açık mı? Biraz alabilir miyim? Açalım, alabilirsiniz. İçmeden önce çalkalamak gerekir. Çalkalıyoruz. Çünkü seyircilerimiz de merak ediyorlardır tatlarını. Bu ballı. Neden ballı? Buyurun. Tamam. Aloe vera jel. Nasıl tadı? Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. İsmi bal, güzel. Baharat tadı güzel. Tadı var. Her yaşta yeni doğan bebekler, çocuklar, anneler, babalar, dedeler, ebeler, nineler. Her yaştan insan kullanabilir. Mayhoş, çok güzel. Bağırsakları temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilt hastalıklarını, deri hastalıklarını, alerjik hastalıklara karşı etkilidir. Çünkü bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Şimdi Amerika'da bilindiği gibi dün haberlerde ne dedi? Efendim, dün Amerika'da en çok ölümlerden biri de sepsis. Yani ne dedi İbrahim Bey oldu? Sepsis ne demek? Kan zehirlenmesi. Amerika'da en yaygın kanserden sonra, kalp yetmezliğinden sonra ölümler sepsisten kaynaklanıyor. Geçen yıl 18 bin kişi ölmüş. Neden kan zehirlenmesine yakalanıyor insanlar? Neden? Çünkü Amerikalılar fast food tarzı besleniyor. Abur cubur çok yiyorlar. Cips, jelibon, kek vesaire. Türkiye'de de maalesef bu hastalık çok yaygın. Çocuklara istedikçe al yavrum, çek, çikolata, jelibon, kek, gofret veriyoruz, veriyoruz. Ama bunların içerisinde ne var? Mısır şurubu var. Çok çok tehlikeli. Pankreas kanserini bile tetikliyor. Karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, böbrek yağlanmasına, kalp damarların yağlanmasına,
kalpte yağlanma, beyinde yağlanma, yani ne oluyor? Türkiye'de yeni yetişen nesiller, Allah korusun, Türk nesli, çocuklarımız çok büyük tehlike ve tehdit altında mısır şurubuyla zehirliyoruz. Bir, bütün bu abur cuburların içerisinde mısır şurubu var. Normal şeker kullanılmıyor. Mısırdan elde edilen şeker, mısır şurubu veya diğer adıyla NBŞ, nişasta bazlı şeker, insanlık için en büyük tehlikedir. Avrupa'da, Amerika'da sadece ilaç sanayinde kullanılması için kota getirildi. %0,5. Türkiye'de kota %15'lerde hala. Yani 1 milyon ton mısır şurubu Türkiye'de üretiliyor. Bu bisküvi, jelibon, kek, gofret, çikolata, dondurma üreten firmalar, o da Türkiye'nin büyük firmaları yapıyor. Daha çok para kazanmak için insanları zehirliyorlar. Artı çok tehlikeli bir madde daha katıyorlar. Bütün yiyeceklere, özellikle hazır çorbalara vesaire Çin tuzu katıyorlar. Çin tuzu nedir İbrahim Bey? Çin tuzu nedir? Monosodyum glutamat. Kişi, Çinler çok kullandığı için Çin tuzu denir. Aslında asıl ismi monosodyum glutamat. MSG kısaca. Çinliler neden bunu çok kullanıyor? Çin lokantasına gitmek tehlikeli bir iş. Aslında bazıları, sosyete olanlar, böyle havalara giren vatandaşlarımız Çin lokantasına gidiyorlar. Aa, ben şöyle Çin yemeği yedim, şöyle leziz, böyle leziz vesaire anlatıyorlar. Aslında çöpe atılması gereken yemeğe birazcık Çin tuzu katın, tadından, lezzetinden lezzet veriyor. Çok büyük lezzet verir. Çünkü bu monosodyum glutamat beyindeki hücreleri, nöronları uyarır. Lezzet verici, haz verici hormonların salgılanmasını artırır. Bu nedenle içinde hazır çorbaların hepsinin içerisinde monosodyum glutamat var. Asla hazır çorba yememek gerekir, içmemek gerekir. Birçok çikolatada, jelibonda, kekte, gofrette MSG kısa adı veya monosodyum glutamat veya bazıları E621 yazar. Anneler, babalar, bugün uyarıyorum, dikkat etsinler, çocuklarını zehirlemesinler. Çünkü bu tür katkı maddeleriyle beslenen insanların bağırsakları çöküyor. Bağırsak çökerse ne olur? Nasıl çöküyor? Ne demek istiyorsunuz? Bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Bu kanalı neye benzetelim? Futbol sahasında kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Geçirgen filtreler var. 2 milyar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, lifli maddeyi emen. Şimdi bağırsaklarda mantar varsa, mantarlar üretmiş olduğu zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler de emilip karaciğere, kana karışıyor. Buradan karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamazsa kanda dolaşıyor. Zamanla yanlış beslemeden dolayı geçirgen olan bu filtreler, virüs dediğimiz kanalların geçirgenlik kat sayısı büyümek zorunda. Çünkü hazır gıda aldığı zaman yeterince vitamin, mineral, enzim alamıyor kişi. Beyin bağırsaklara emrediyor. Diyor ki geçirgenlik kat sayısını artır. Artırırsa ne olur? Yani filenin o büyür filanın gözenekleri. Evet. Ne oluyor? Futbol topu kalecinin arkasındaki fileden geçer mi? Geçmez. Ama yırtılırsa geçer. İşte bağırsak yırtılması denen bir olay oluyor. Burada geçirgenlik kas sayısı artıyor. Bağırsaklardan absorbe edilmemesi, emilmemesi gereken toksik maddeler ve mantarlar ne oluyor? Kana karışıyor. Kana karışırsa mantar ne olur? Özellikle Candida isimli mantar, Candida albicans birçok toksik madde üretir. Üretmiş olduğu toksik maddeleri karaciğer arıtamazsa kan zehirlenmesi, sepsis ortaya çıkar. Sepsisten dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 18 bin kişi ölüyor. Ölüyor. Çok büyük. Fast food tarzı beslenme, abur cubur yeme. Türkiye'yi de bu tehlike ne yapıyor? Yavaş yavaş sallıyor. Ve yanlış beslenme bağırsak delinmesine sebep olacak. Yani bağırsak, bildiğimiz bağırsak delinmesi, yırtılması değil. Yani geçirgenlik kas sayısının artması. Evet. Kalecinin arkasındaki file gibi olan, öyle düşünelim. Virüs denen kanallar büyür. Büyürse mantar da geçer kana. Mantar kana geçerse kişi kan zehirlenmesinden ölür. Yaşama şansı 10 gün. 10 gün içerisinde ölür. Bu nedenle kan zehirlenmesi veya diğer adıyla sepsis
yanlış beslenen, çocuklarını yanlış besleyen insanlar, abur cuburdu vesaire de besleyen insanlar çocukları alerjik hastalıkları, deri hastalıkları, panik atak, hiperaktivite, depresyon, bir sürü hastalığı sebep olabilir. O zaman buradan bütün anne ve babaları uyarıyoruz. Evet, çok bilinçli olmak gerekir. Çocuğunuza herhangi bir şey alıyorsanız, cipstir, jelibondur, kektir, dondurmadır, hangi firma yapıyor, nerede yapıyor, nasıl yapıyor? Yani bir anne, bir baba yani bilinçli olması gerekiyor. Hani casus gibi olacak, araştıracak, inceleyecek. Acaba çocuğuna yedirdiği şeyi rastgele alıp, al evladım ye bunu demeyecek. Bakacak, araştıracak. Bu firma hangi firma? Ne yapıyor, nasıl yapıyor? İrdeleye irdeleye onun ne olduğunu öğrendikten sonra, Almanya'da böyle, Almanya'da mesela, Almanya'daki Türkler de çok bilinçli. Herhangi bir anne baba orada evi için yapmış olduğu alışverişe önce gider bakar, inceler bütün etiketleri, içerisinde E621 var mı, E şu var mı, E bu var mı, ellerinde liste var. Ha varsa almaz, yoksa alır. Firmaları seçerler. Bizim de böyle, Türkiye'de de anne bunun çözümü yok. Çünkü firmalar bu lezzet verici, tat verici, renk verici, kıvam verici bir sürü kimyasal maddeyi bu tür yiyeceklere katıyorlar ve insanları zehirliyorlar. Bu nedenle ne yapmamız gerekir? Annelerin, babaların uyanık olmaları gerekir, uyumamaları gerekir. Yoksa Türk nesli büyük tehdit ve tehlike altında. Peki İbrahim Bey, bu gözüme çarptı. Nedir bu? Evet, nedir bu? Çok güzel bir soru.